Kıymetli temsilcileri, Alevi konularını düzenlemiş olduğu medya buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 10 Aralık'ta Büyük İstanbul mitinginde konuşacağız. Layık eğitim, insanla yaşam, demokratik Türkiye demek için Alevi kurumları, sivil toplum kuruluşlarıyla, demokratik kitle örgütleriyle, Alevilerin dostlarıyla alanlarda olacak. Ve bugün bu buluşmayı yapmamızın sebebini birazdan kürsüde olacak başkanlarımız sizlere açıklayacaklar ve soruları da beraberinde alacağız. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mustafa Aslan, Alevi Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Zeynep Özgün Koç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ercan Geçmez, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Sayın Sefer Şengüllü Yılmaz, Bir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi adına Sayın Gülsev Kaya, Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Sayın Kadriye Doğan, Anadolu Alevi Canlar Federasyonu Başkanı Sayın Zeynel Şahan, Cem Hakkı Başkan Vekili Hasan Zengin'i kürsüye davet ediyor. Hoş geldiniz değerli kıymetli başkanlar. Tüm kurumlarınızla konuşmayı yapmak üzere sözü Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mustafa Aslan'a bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, medyamızın basınımızın değerli emekçileri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Alevi Bektaş Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Demokratik Alevi Derneği, Anadolu Canlar Federasyonu ve Cem Vakfı, Hüsnü Abdal Kültür Derneği ve Alevi Kültür Dernekleri adına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, ülkenin içinde bulunduğu siyasi süreç, ekonomik kriz, insanların her geçen gün kendi düşüncesini dahi ifade etmenin müstüş olduğu bir ülkede yaşama güvencesinin artık hukuki ve mevcut anayasanın da dahi ayaklar altında olduğu bir süreçte Alevi kurumları özellikle 16 Eylül'de İzmir'de daha önce Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanı, ÇEDES ve benzeri projelerle ülkede layık eğitimin içini boşaltan, layıklığa bir darbe yaşatan bu adımın eğitimin her geçen gün dinselleştirildiği, layık ve bilimsel eğitimden uzaklaştırıldığı, bu ülkede sanki yaşayan herkesin aynı inanca mensup olduğunu, farklı inançları, kültürleri, dilleri yok sayan bir anlayışla eğitim sistemi maalesef her geçen gün darbe üzerine darbe ediyor. Yani Bektaşi kurumları 16 Eylül'de biliyorsunuz İzmir'de layık eğitim, layık yaşam ve eşit yurttaşlık şiarıyla başta ÇEDES projesi olmak üzere hükümetin eğitim politikalarına yönelik bir miting düzenledi. Orada da söylemiştik, bu miting sadece bir başlangıç. Çünkü şunu biliyoruz ki 21 yıldır AKP iktidarı başta eğitim olmak üzere, insanların yaşamına dair süreç olmak üzere, ekonomik sıkıntılar, siyasi süreçte AKP'nin her geçen gün yeni oyunlarla, yeni politikalarla yaşamımızı daha da zorlaştırıyor bu ülkede. Bizler de Alevi Bektaşi örgütleri olarak 10 Aralık'ta İstanbul Kadıköy'de bir Alevi mitingi gerçekleştireceğiz ve bu mitingde layık eğitim başta olmak üzere insanla yaşam ve demokratik bir Türkiye şiarıyla tekrar bir miting düzenleyeceğiz. Bu mitingin neden bu şiarla yapıldığını kısaca dile getirmeye çalışayım. Az önce de söyledim, gerçekten de başta Aleviler olmak üzere bu topraklarda farklı inanç mensuplarının, inanmayanların dahi yok sayıldığı, inkar edildiği ve tek tip bir dini eğitimin her geçen gün, eğitimin her adımında yaşatıldığı bir süreçte layık ve bilimsel eğitimin ne kadar önemli olduğunu konusunu vurgulamak için yapıyoruz. Ve biliyorsunuz sadece ÇEDES ve benzeri projeler değil, eğitimin tümü dinselleştirildi. AKP iktidara geldiği günden beri özel teşviklerle imam hatip
ortaokulları ve liseleri açtı. Baktılar ki buralara yeteri derecede bir katılım yok, bir yakınlık yok. Hemen şöyle bir proje geliştirdiler. Biz Kabale İmam Hatip veya İmam Hatip Lisesi ya da ortaokul yapacağımıza okulların tümünü İmam Hatip'e çevirdiler ve eğitim sistemi öyle bir hale geldi ki 35 yıla yakındır Alevi kurumları zorunlu din dersleri kablosu derken seçmeli zorunlu din dersleri geldi. Onlar yetmiyormuş gibi ana okullarda okul öncesi eğitime dahi din dersini geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni açıklamış olduğu müfredatta ana okullarda dahi din dersi zorunlu hale geldi. Sadece din dersleri mi? Aslında eğitimin tümü dinselleştirildi. İçerik anlamında fen dersleri de, matematik dersleri de, sosyal dersler dahi artık dini referansla okullarda veriliyor. O yüzden laik ve bilimsel eğitimin tekrar hayat bulması için yıllardır vermiş olduğumuz mücadeleyi tekrar sokakta toplumsal bir muhalefeti gerçekleştirmek için laik eğitim ısrarımızı, söylememizi ısrarla dile getireceğiz. İnsanca yaşam başta ekonomik olmak üzere siyasi anlamda gerçekten de hiçbirimizin bu topraklarda, bu ülkede bir güvencesi yok. En son hepimizin yaşadığı, hepimizin bildiği Anayasa Mahkemesi'nin kararını dahi yok sayan bir iktidarla bir yargı sistemine karşı karşıyayız. Yani birçoğumuzun 1982 darbe anayasası dediğimiz yasayı dahi arar oldu. Ve insanların sokakta, siyasette, yaşamın her alanında bir söz kurma konusunda dahi kaygı ve endişe yaşıyoruz. Başıma sabahleyin uyandığında ne gelecek diye kaygı düşüyor. Böyle bir ortamda bu yetmiyormuş gibi biliyorsunuz coğrafyamız savaş alanı. Başta Filistin olmak üzere, Suriye olmak üzere ve coğrafyanın birçoğunda savaş her geçen gün daha da kan dökmeye devam ediyor. Başta çocuklar olmak üzere siviller, yaşlılar, kadınlar, gençler doğamız katlediliyor ve bu kandan besleyen bir anlayışa karşı biz bu ülkede barış içinde insanca bir yaşam istiyoruz diye bu şiarı açıklıyor. Demokratik Türkiye şiarı gerçekten de başta bir kurumları olarak bu ülkede yıllardır şunu söyledik. Biz layık ve demokratik bir ülke istiyoruz. Herkesin eşit olduğu, herkesin eşit yurttaş olarak kendini ifade ettiği, kendini bulduğu bir Türkiye özlemi ve mücadelesini yıllardır veriyoruz. Ve bugün de bulunduğumuz ortamda da bu mücadelenin ne kadar hayati anlam ifade ettiğini bir kez daha yaşıyoruz. Gerçekten de hepimizin eşit yurttaş olarak bu topraklarda bu ülkede yaşamak istiyoruz. Yani Sabahleyin çocuğunu okula gönderen anneyle, pazarda evine bir ekmek götürmeye çalışan anneyle, Alevi olduğu için inancını yaşamayan bir Aleviyle, başka etnik kimliklere mensup olduğu için kendi ana dilini kullanmayan Kürtler ve başta diğer toplumsal kesimlerle, kardeşçe, huzur içinde, anayasal güvence altında eşit yurttaş olmak istiyoruz. Birilerinin haddini aşarak eşit yurttaşlık bu ülkede bölücülük ifade ediyor söylemi ya bu ülkede bize şunu söylemeye çalışıyorlar. Siz kimsiniz ki bizim de eşit olmak istiyorsunuz? Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız, bu ülkenin yurttaşlarıyız. Biz bu ülkede bir her birey gibi eşit olmak, eşit haklara, eşit özgürlüklere sahip olmak istiyoruz. O yüzden inadına eşit yurttaşlık, inadına eşit yurttaşlık, inadına eşit yurttaşlık demek için 10 Aralık'ta başta Alevi kurumları olmak üzere demokrasiden, laiklikten, özgürlükten, eşitlikten yana olan, insanca yaşamdan yana olan herkesi, her kesimi Kadıköy Meydanı'na bekliyoruz. Bu miting sadece mitingin çağrıcıları Alevi kurumları ama bu ülkede hukuk yok, adalet yok. İnsanca yaşamının her geçen gün kısıtlandığı bir süreç yaşıyorum. Ben nefes almak istiyorum. Ben de bir eşit yurttaş olmak istiyorum. Yani herkesi 10 Aralık'ta
Kadıköy'de bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederim.